Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tamamen kendi tasarımımız olan Akça Wi-Fi kepenk alıcısını tanıtacağım. Kutu içerisinde bizlere yaşayabileceğiniz herhangi bir sorunda veya sizin önereceğiniz fikirlerinizi iletebileceğiniz iletişim adreslerimiz ve alıcı ünitesi çıkmaktadır. Alıcı ünitemizin yan kısmında güç ve sinyal ledleri, aynı hizada uzaktan kumanda hafızası ve sistem resetleme butonları bulunmakta. Cihazın diğer yüzeyinde kablo bağlantı soketlerini görmekteyiz. Soket giriş yerlerinde hangi kabloların bağlanacağı yazmaktadır. İkili sokete 220 volt şebeke geriliminin faz ve nötr kabloları bağlanmakta. Üçlü sokete ise kepek motorundan gelen nötr, aşağı ve yukarı hareket kabloları bağlanmaktadır. Güç ledi sisteme elektrik bağlantısı yapıldığı andan itibaren yanmaya başlar. Sinyal ledi ise kepek pozisyonunu değiştirirken veya butonlara basıldığında hangi işlemi yapacağını bize bildirir. Alıcı ünitesi ilk aşamada hafızası boş olarak gönderilmektedir. Sizler kullanmakta olduğunuz uzaktan kumandalarınızı alıcı ünitesine tanıtarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kepek motoru yerine 2 adet lamba bağladım. Lambalar kepek motoru hareketini temsil edecekler. Alıcı ünitemize gücü veriyorum. Güç geldiği andan itibaren kırmızı led yanmaya başlıyor. Alıcı ünitesi tamamen çalışmaya başlaması için 15-20 saniye beklememiz yeterli olacaktır. Şu an alıcı ünitesine hiçbir uzaktan kumanda tanıtılmadığı için kumandanın tuşlarına bastığımızda cihaz hiçbir tepki vermeyecektir. Cihaz üzerinde bulunan hafıza butonuna 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Alıcı ünitesi kumandayı hafızasına alma moduna geçince sinyal ledi 5 kere yanıp söndü. Uzaktan kumandamızın hangi tuşu ile kontrol etmek istiyorsak o tuşa yakın mesafede bir kere basmamız yeterli olacaktır. Alıcı ünitesi birinci hafızaya uzaktan kumandayı kaydettiğini, sinyal ledini bir kere yakarak bize belirtiyor. Uzaktan kumandamız alıcı ünitesine bu şekilde tanıtabiliyoruz. Bu işlem ile toplamda 4 farklı kumanda düğmesi tanıtabiliriz. İlk başta birinci düğmemizi tanıtmıştık. Şimdi ikinci düğmemizi tanıtalım. Yine hafıza butonuna 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Sinyal ledimiz yanıp sönüyor. İkinci butonumuza bastığımız zaman bu sefer sinyal ledi 2 kere yanıp sönüyor. Yani ikinci hafızaya kumandamızı tanıttığını bize bu şekilde bildiriyor. Uzaktan kumandamız ile kepengimizi artık hareket ettirebiliriz. Tanımladığımız kumandaya bir kere bastığımız zaman kepek motoru hareket etmeye başlayacaktır. Tekrar aynı butona veya tanımladığımız diğer butona bastığımız zaman kepek motoru duracak ve kepengi istediğimiz pozisyonda durdurabileceğiz. Butona tekrardan bastığımız ise kepengimiz tam ters yönde hareket etmeye başlayacaktır. Alıcı ünitesini internete bağlamak için hafıza butonuna iki kere peş peşe basıyoruz. Akıllı telefonumuzun Wi-Fi listesini açıyoruz. Wi-Fi listesinde Akça kepenk ağını bulup bağlanıyoruz. Bağlantı sağlandığında bizi otomatik olarak Wi-Fi tanımlama ekranına yönlendirecek. Açılan sayfada Wi-Fi tara butonuna bir kere tıklıyoruz. Bağlanmak istediğimiz ağın ismine üzerine basıp alt kısmına da Wi-Fi parolasını giriyoruz. Wi-Fi parolasını girdikten sonra kaydet diyoruz. Wi-Fi adı ve şifresi doğru girildiği takdirde sayfa kendiliğinden kapanacak ve alıcı ünitesi internete bağlanmaya başlayacaktır. Alıcı ünitesi Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra Android telefonlarda Play Store'dan, iOS telefonlar için ise Apple Store'dan Akça uygulamasını indiriyoruz. Mobil uygulamamızı açtığımızda eğer daha önceden bir hesabımız varsa hesap bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa kayıt ol diyerek kendimize bir hesap açabiliriz. Benim daha önceden bir hesabım olduğu için kendi hesabıma giriş yapıyorum. Hesap bilgilerini girdikten sonra oturum aç diyoruz. Hesabımıza giriş yaptığımızda başka Akça akıllı ev ürünü kullanıyorsak onlar listelenecektir. Hiçbir cihaz kullanmıyor iseniz otomatik olarak cihaz ekleme sayfasına yönlendireceksiniz. Daha önce benim tanıttığım cihazların bulunduğu için şu an tüm cihazları mobil uygulamamda görebiliyorum. Yeni bir cihaz eklemek için sol üst köşede bulunan
cihaz ekle butonuna bir kere basıyorum. Akıllı cihazımızın arka kısmında cihazın key numarası ve QR kodu yer almakta. QR kodu taratarak veya altında bulunan key adresini el ile girerek cihazımızı hesabımıza tanıtabiliriz. QR kodu taratmak için tara butonuna bir kere basıyoruz. Bizden kamerayı kullanmak için izin istiyor. QR kodumuzu tarattığımız zaman direkt key numarası otomatik olarak yazacaktır. Eğer siz QR kodu taratamıyorsanız bu alana el ile girebilirsiniz. Cihazımızı isimlendiriyoruz. Cihazımıza bir isim tanıttıktan sonra kaydet butonuna bir kere basıyoruz. Ve artık cihaz başarılı bir şekilde ekleniyor ve cihaz listemizde artık bunu görebiliyoruz. Cihazımızı seçtiğimiz zaman bizi yönetim ekranına yönlendiriyor. Artık alıcı ünitesi mobil uygulamadan kontrol etmeye hazır. İster telefondan komut verin, isterseniz kumandadan komut verin. Mobil uygulamada kepenk durumu ve kepenk hareketini takip edebilirsiniz. Kumandadan kepengi kapatma yönüne doğru bastığımız zaman mobil uygulamada kepengin kapandığını bize gösterecektir. Tekrardan butonla kepengi durdurduğumuzda mobil uygulama bunu algılayacak. Sağ alt tarafında kepengi bize kapalı olarak gösterecektir. Ekranın sol alt tarafında cihazın aktif olarak internete bağlandığını bize gösteriyor. Kumandadan kepengi açtığımız zaman mobil uygulamada durdurabilir ve tekrardan mobil uygulamadan da kepengi kapatabiliriz. Akça Wi-Fi kepenk alıcısını Adana'da mobilya imalatı ve satışı yapan Malgir Mobilya imalathanesine montajını tamamladık. Müşterimizi iyi günlerde kullanması dileğiyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.